Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Efendim geceniz hayırlı olsun. Mevlam sizi, bizi, hepimizi her türlü kötülükten, şerden, şikaktan, nifaktan, hastalığın her türlüsünden, bildiğimiz, bilmediğimiz, ortaya çıkan, çıkmayan ne varsa Rabbim ismi azamının hürmetine, sadıkların, salihlerin, muttakilerin yaptıkları dua hürmetine sizi, bizi, hepimizi, sevdiklerimizi her türlü musibetten, kazadan, beladan, afetten uzak eylesin diye efendim bugünkü duamıza bu temenni ve bu niyaz ile başlayalım ki Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin inşallah. Bizi sevdiği kullarla beraber eylesin sevgili dostlar. Efendim bugün üç ayeti beraberce konumuzla ilgili olarak üç ayeti bir konu aldık. Bu konu içinde üç ayetimizi beraber paylaşacağız. Kehf 28, En'am 52 ve En'am 54. ayetleri sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu ayetler hangi konuyla ilgili indi onu söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sevgili Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de ve Medine'de, daha çok Mekke-i Mükerreme'de Mustazaf diye ifade edilen Belazuri'nin de Mustazaflar diye kitabında özel yer ayırdığı bir grup var. Bunlar yoksul Müslümanlardır. Bunların bir kısmı köleydi. Ellerinde hürriyetleri yoktu, imkanları yoktu. Ellerinde imkanları olmadığı için, kölelikten kurtulamadıkları için babadan anneden köle doğuyorlardı, köle kabul ediliyorlardı, öyle doğuyorlardı. Çünkü kölelik daha çok bir sektöre dönüşmüştü ve bu sektörü Hazreti Peygamber baştan sona kadar tamamıyla ortadan kaldırmaya gayret etti sevgili Peygamberimiz. Bu zor bir süreçti. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de birçok günahın kefareti olarak köle azadı ifade edilir. Ve köleleri azat etmeye, efendilerinden kurtarmaya, efendilerinden kurtaracak olan ekonomik bir anlaşmaya varmaya ve köleleri evlendirmeye teşvik etti İslam. İslam köleciliği, zihniyeti, cariye sistemi dediğimiz esir kadınlar hadisesini geldiği Mekke'de, daha önce Roma'da ve dünyanın diğer ülkelerinde uygulanır buldu. Bunu tedrici olarak ortadan kaldırmaya sevgili Peygamberimiz elinden geldiği kadar devam etti. Niye birdenbire kaldıramadı? Bu bir sektördü çünkü. Dünyanın her tarafında yayılmış olan bir sektördü. Sadece Arap aleminde değil, bunu sizin son derece rasyonel bir şekilde ve peyderpey ortadan kaldırmanız gerekiyordu. Hazreti Peygamber elhamdülillah bunu başardı ve bugün kölelikten, modern kölelik var, o ayrı mesele ama kölelikten bahsetmek mümkün değildir. Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Sahabenin bir kısmı Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Kim bu sahabiler? Bunlar Ammar bin Yasir, Habbab bin Eret, Hazreti Bilal, Habeşli Bilal, Süheyb bin Sinan, Süheyb-i Rumi ve diğerleri. Çoğu Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebubekir gibi gücü kudreti olan insanlar değillerdi. İslam'ı yaşamaya gayret eden, sevgili Peygamberimizin yanından ayrılmamaya çalışan, bir kısmı köle olan, bir kısmı kölelikten yeni kurtulmuş olan insanlardı. Hazreti Peygamber bir gün bunlarla oturuyor ve onlara İslam'ı anlatıyordu. Müşriklerden bir grup, yani puta tapıcılardan bir grup Peygamber'in yanına geldiler. Bunlar Mekke'nin ileri gelenleriydi. Dediler ki Muhammed, biz de senin sözlerini duymak isteriz. Biz de senin kelimelerinden istifade etmek isteriz. Ama sen bu köleleri bize tercih ediyorsun. Ve sen bizi gelin kölelerle beraber aynı statü içerisinde aynı yerde oturup beni dinleyin diyorsunuz. Olmaz bu iş. Biz kavimlerimizin, aşiretlerimizin liderleriyiz. Önde gelenleriyiz. Saygın insanlarız. Her birimizin bu köleler gibi yüzlerce çalışanımız var. Sen bizi Bilal'le,
Habeşli bir köle ile, sen bizi Ammar bin Yasir ile, sen bizi Habbab bin Eret ile bir mi kabul ediyorsun? Bizim bir kalitemiz var. Bunlar kendi ifadeleri. Kaliteli olan Allah'a ve Peygamber'e iman edendir. Ötekinin malı, mülkü, aşireti, gücü, kudreti ve kuvveti hiçbir mana ifade etmez. Onların cehaletini ve onların zulmünü artırmaktan başka hiçbir şey yaramaz. Ama onlar kendilerini öyle görüyorlar. Seçkin insanlar. Dünyanın ve tarihin her döneminde öyledir. Seçkin kendilerini görmeye çalışan insanlar hep olmadılar. Bugün yoklar mı? Kendisini diğer insanlardan binlercesinden daha değerli gören, benim tercihimle sıradaki bir insanın tercihi olabilir mi? Veya benim adımla farancanın adı bir olabilir mi diyen binlerce insan bütün dünyanın her tarafında yok mu? Kendilerini çok değerli hisseden, sanki özel seçilmiş insanlar. Özel seçilen insan Allah'ı bilen, merhamet sahibi, iffet sahibi, onur sahibi, vicdan sahibi, kutsalı bilen, vahyi bilen insandır. İnsanlara iyilik yapan insandır. Makam, mevki veya zenginlik veya kudret veya kuvvet insanlara bu özelliği vermez. Hazreti Peygamber'e bu kölelerin bulunduğu yerden, yerde değil, bunun dışında bir yerde, bir ortamda seninle konuşabiliriz, seni dinleyebiliriz. Söyleyenlerin Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Sufyan, Velid, Şeybe, Umeyye, Utbe, Mekke için düşünüyorum. Düşünerek bunları söylüyorum. Bu tür isimler etrafındakilerini kov dediler. Hazreti Peygamber nasıl kovacak onu? Bunlar Allah'a iman etmiş ve çile ve ıstırap çekmiş olan insanlar. Peygamber nasıl bunları kovsun? Kalbinden iman etmiş olan bu insanları Hazreti Peygamber'in bir anda silmesi mümkün olabilir mi? Veya ötekilerini onlara üstün tutması söz konusu olabilir mi? Hazreti Peygamber'in yapısında, karakterinde, nübüvvetinin gerektirmiş olduğu masumiyette böyle bir tavır içine girmesi mümkün değil. Ama Peygamber diğer yandan da arzu ediyor ki bu Mekke'nin hakikaten şımarık olan aristokratlarını, diktatörlerini bu tarafa çekebileyim. Belki bu vesileyle, bu yolla onlara İslam'ı anlatabilirim. Müslümanların gücüne güç katarlar. Müslümanların gücüne güç katarlar. Müslümanlık her tarafa yayılır. Mekke'deki bu kırılmaz bütün engelleri ortadan kaldırabilirim diye düşünüyor Peygamber. Bir an Hazreti Peygamber'in içinden şöyle bir duygu geçti. Bunları kazanabilir miyim acaba? Bunları kazanabilecek bir hamle yapabilir miyim acaba diye bunların taleplerine kulak kabarttı. Ne istiyorsunuz dedi Peygamberimiz. Siz Bilal-i Süheyb'i, Ammar'ı, Habbab bin Eret'i onlarla beraber oturmayacağınızı diyorsunuz. Biz liderleriz. Biz Mekke'yi idare edenleriz. Mekke'nin altın ve gümüşleriyle oynayan insanlarız. Putları indiren veya kaldıran insanlarız. Bizi kölelerle aynı yerde oturtamazsın Muhammed diyorlar. Kim bu Ammar? Şehit bir ailenin ferdi Ammar. Bunları tanıyorsunuz. Babası Yasir, annesi Sümeyye. İlk şehit kadın Sümeyye. Ammar, babası ve annesi beraber kundaklandılar ve Mekke'nin kızgın kumları üzerinde elleri zincirlerle bağlandı ve eziyet edildi. Mekke müşriklerinin istediği tek bir şey vardı, Muhammed'i küfredin aleyhisselam haşa. Eğer Muhammed'e küfrederseniz sizi bırakırız diyorlardı. Ammar hayır diyordu, Yasir hayır diyordu, Sümeyye hayır diyordu. Hatta bir ara Hazreti Peygamber imkanı yok, askeri yok, kılıcı yok, gücü yok, kudreti yok, kuvveti yok, müdahale yetkisi yok Peygamber Mekke'deyken. Allah Mekke'deyken kılıç çekmesine müsaade etmiyor. Çünkü Peygamber kılıca sarılsa kurtarmak için öldürülür. Sabretmesi lazım. Geçerken Ammarların yanından Ammar bin Yasir Peygamber'e şöyle dedi: "Eddehru hakeze kulluhu ya Resulallah." Yıl bütün böyle ya Resulallah. Bizi eziyorlar, bize eziyet ediyorlar. Hazreti Peygamber Ammar bin Yasir'e döndü ve şöyle dedi: "Sabran ya Ale Yasir, inne mev'idena ve mev'idekumul cennet.
Sabredin ey Yasir ailesi. Benim ve sizin buluşma yerimiz cennet olacaktır. Sabredin. Ve sabrettiler. Meşhur dedikleri gibi sabarna hatta melle min sabrine sabru. Kulna gaden ev ba'da gadin feyencelil emru. Sabrettik, öylesine sabrettik ki sabır bile sabrımızdan sabırsızlandı. Dedik ki bugün ve yarın dengeler değişecek, çark değişecek. Evet, sabrettiler. Sabrın sonunda Ammar kurtuldu. Yasir şehit oldu baba, anne şehit oldu Sümeyye. Yasir, Ammar bin Yasir ise onların dediğini dedi. Kurtulmak için sırf inanmaz göründü. Peygamberi kabul etmez göründü, bıraktılar onu. Ammar perişan bir halde yıkıla yıkıla, kırla kırla, döküle döküle Hazreti Peygamber'in yanına geldi, getirdiler. Ayakta duramıyor. Günlerce aç, susuz, güneşin altında. Hazreti Peygamber, nasılsın Ammar? Kötüyüm dedi ya Resulallah, kötü. Neyin var dedi Ammar. Ben dedi, onların senin hakkında dileklerini doğrulamak zorunda kaldım yaşayabilmek için. Gönlümün kabul etmediği şeyleri söyledim. Yani Allah'ı ve seni reddettim. Hazreti Peygamber'in oradaki sözü, tavrı çok önemli. Elini Ammar bin Yasir'in kalbine koydu. Beni, Allah'ı ve beni inkar ederken kalbin nasıldı Ammar? Ammar ağladı. Vallahi seninle dop doluydu dedi. Allah'la dop doluydu. Döndü ve Peygamber şöyle buyurdu. İn adu fe'ud. Dönerlerse sen de bir daha dön. Yani yeniden sana eziyet ederlerse yeniden baskı altında olduğun için beni kabul etmediğini söyleyebilirsin. Bu zayıflar bunlar. Sadece birinden örnek verdim. Ammar'ı örnek verdim sadece. Diğerleri de böyle. Hazreti Peygamber dedi ki Mekkeli müşriklere nasıl bir yol bana öneriyorsunuz? Teklifiniz ne? Dediler ki Muhammed, biz gelince bunlar senin yanından kalksınlar, ayakta dursunlar. Veya burayı terk etsinler. Bizim seninle konuşmamız esnasında bu kölelerden hiçbiri buraya girmeyecek. Seninle konuşacağız, seni dinleriz. Köleler geldi mi işe rengi değişir. Biz bunlarla aynı masada oturamayız. Aynı minderde oturamayız. Biz seçkinleriz. Onlar ise halk. Onlar ise köle dediler. Hazreti Peygamber kalbi meyletti. Kalbi günaha meyletmedi. Kalbi iki tercihten birini, ya mustazaflarla, mazlumlarla beraber devam etmek ya da Mekke'nin devlerini Müslümanlığa kazandırıp Müslümanların geleceğinin önünü açmak. Peygamberin yüreği ikinciye meyletti. Dedi ki, bunlar zaten kazanılmış. Bunları kazanayım bari. Vahyi onları da iletebileyim. Onları da şirkten, putperestlikten kurtarabileyim diye. Bir an meyletti ona. Dedi ki, olur dedi. Onlar biz efendileriz diyorlar. Bunlar köle. Efendiyle köle bir yerde olur mu? Hazreti Peygamber, peki dedi, öyle yapalım. Dediler ki, Muhammed, sadece evetle olurla olmaz o iş. Bize bir belge imzala. Bunu kağıda geçirelim, bunu belgeleyelim. Elimize bir belge olsun. Bunlar biz girdiğimizde ötekiler kalksınlar. Neden seni dinlediğimizi söyleyen aşiretimize de diyelim ki Muhammed bizi özel davet etti. Özel yer açtı ve diğerlerini uzaklaştırdı. Bunun için Muhammed bize değer verdiği için biz onu dinliyoruz diyelim. Belge olsun elimizde dediler. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali peygamberimizin katipliğini yapardı. Dedi ki Ali, söyleyeceklerimi yaz. Bunlara bu anlaşmayı kabul ettiğimizi, iki tarafın kabul ettiğini belgeleyelim. Bu adamlar geldiğimizde mazlum, mağdur, fakir, garip Müslümanlar, yani kölelikten veya kölecilikten gelen Müslümanlar yanımda durmayacaklar. Hazreti Ali kalem ve kağıdı diviti aldı, yazacak. İşte o esnada Cebrail geldi. Cibril indi.
En'am suresinin 52. ayetiyle indi. Bu ve Kehf suresinin 28. ayetini iki ayrı olayla ifade edenler olmakla beraber aynı olayın birer bağlantısı olarak kabul eden müfessirler de var. Bismillahirrahmanirrahim. İnan ayet şu. وَلَا تَتْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Ayet-i Kerime bu. Şöyle diyor ayet. وَلَا تَتْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي Sakın Muhammed. Sakın ha. Sabah ve akşam yuridune vechhe sadece ve sadece Allah'ı tercih etmek niyetiyle Rablarına dua edenleri sakın kovalama. Sakın yanından uzaklaştırma. Ma aleyke min hisabi min şey. Sen Mekke'nin müşriklerinin şartlarını dinlemek zorunda değilsin. Onların imana gelmemelerinden sana ne? Seni sorgulamayacağım onlar imana gelmedi diye. Sen elindekilerini anlat. Onlarla bırak onları kendi hallerine. Sana gelenlerin samimiyetini... Şimdi şöyle diyor bazı Mekkeliler. Muhammed'in etrafındaki köleler, eski köleler... Muhammed'in yanına takılıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir nimet, bir ekmek yemek, bir et, bir hurma geldiğinde istifade etmek için. Kalplerini sorguluyorlar. Hep yaptıkları gibi. Hep kalpleri sorguladılar. Kalpleri okuduklarını zannettiler. Sahtekarlar. Nereden biliyorsunuz kalpleri? Kalplerin sarrafı Allah değil midir? İnsanların iman edip samimi olup olmadıklarını siz bilemezsiniz. Takva. Et-takva hauna diyor. Burada diyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en ekrem olanınız, en değerli olanınız takva ile Allah'a en çok yakın olanınızdır. Sonra devam ediyor. Takva nereden bilinir? Namazdan, oruçtan, zekattan, şuradan buradan mı bilinir? Veya başka şeyden şuradadır diyor takva. Bu ibadeti reddetmek değildir. Samimiyeti ifade etmektir. Orası. Kafirler senin Müslümanları kovmanla eğer geleceklerse varsın gelmesinler. Onların hesabından sana ne Muhammed? Sen sana gelene bağrını aç. Sen sana gelene elini aç. Sen eğer ayetin devamında fetatrudehum eğer onları tard edersen sahabeyi mazlum olanlarını sırf öteki zenginleri şımarıkları kazanabilmek niyetiyle eğer onları reddedersen fetekune mine zalimin zalimlerden olursun. Allah katında zalim yazılırsın ki haşa Hazreti Peygamber'in böyle bir sıfata muhatap olması mümkün değil. Yaparsan şayet. Yaparsan şayet. Bugünün Müslümanları içinde. Kötü niyetli insanları kazanayım diye Müslümanları eğer uzaklaştırırsan fetekune mine zalimin zalimlerden olursun. Dostunu doğru seç. Temiz olandan seç. İyi olandan, samimi olandan seç. İman etmiyorlar, etmesinler. Ekmek yemek ihtiyacı olduğunda karnını tutmayı biliyor. Hangi lokantaya gideceğini, hangi sebzeyi, hangi meyveyi alacağını biliyor. Allah'ı mı bilemiyor, peygamberi mi bilemiyor? Bilmiyorsa varsın bilmesin. Hesabını çekecek. Sakın meyletme onlara. فَتَتْرُودَهُمْ Onları tard edersen, Habbab gibi, Bilal gibilerini فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Zalimlerden olur. Sen onları tercih edersen, sana gelebilecek bir azaptan seni kurtaramazlar. Senin hesabın onlara sorulmayacak. Sana faydaları olmayacak sen bunu yaparsan. Bunu yapsa peygamber bunun hesabını siz değil, biz sorarız diyor Allah. Ben sorarım diyor. Sizin peygamberin hesabını kesmenize imkan yok. Hesabı ben keserim diyor. Sevgili dostlar, bu ayet-i kerime... Yine Kehf 28 onunla bağlantılı. Vasbir nefseke
Nefsi kendini sabır makamında tut. Sabret. Dur. Duruşunu değiştirme Muhammed. Ma'allezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşî. Sabah ve akşam Allah'ı ananlarla beraber. Yuridûne vechhe. Sadece Allah'ı istiyorlar. Demek ki gaye ne olmalıdır ibadette ve anmada? Sırf Allah olmalıdır gaye. Ve la ta'du aynâke anhum. Turidu zînetel hayâti dünya. Sakın dünya zinetini, dünya geleceğini ve başka şeyi arzu edip de gözünü onlardan uzak tutma. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Bizi zikirden, bizi anmaktan kalbini boş tutmuş olanı itibar etme. Onlara bakma, itaat etme. وَاتَّبَى هَوَاهُ Bu tür insanlar heva ve heveslerin peşinde giderler. وَكَانَ اَمْرُوا فُرُوتَ Zaten bütün hayatları aşırılık ile dolu. Bu ayet indi. Cebrail, Hazreti Peygamber'e ortam nasıl biliyor musunuz? Kağıt burada. Kalem burada, katip burada. Hazreti Ali bekliyor, yazacak. Bu anlaşma Allah'ın Resulü Muhammed, Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam ile Mekke'nin ileri gelenleri arasında yapılmış olan bir anlaşmadır. Bundan sonra Mekke'nin müşrikleri geldiğinde Mekkeli Müslüman olan zayıflar Muhammed'in yanında, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturmayacaklar. Metin böyle bir metin olacak muhtemel. Hazreti Peygamber'in yanındaki müşrikler gittikten sonra Müslümanlar gelecek ve aynı yerde oturacaklar. Müşriklerle, yani müşriklerin ileri gelenleriyle zayıf Müslümanlar aynı yerde, aynı minderde, aynı mekanda, aynı ortamda bulunmayacaklar. Muhammed Peygamber bunu kabul ediyor. Bunun altına mührünü basıyor. Kağıt böyle yazılacak. Muhtemel yaklaşık bu tür ifadeler. Müslümanları veya iman edenleri rencide etmeyecek ama onları da tatmin edecek bir yazı yazılacak. Bu ayet indi. Hangi ayet? Demin okudum. En'am 2. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي Sabah ve akşam Allah'ı anmak için, sırf Allah için gelmiş olanları sakın yanından kovma Muhammed. Kovarsan zalimlerden olursun. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'ye yazılmış olan kağıdı ver bana. Birkaç satır yazılmış muhtemel. Bana ver o kağıdı dedi. Hazreti Ali o kağıdı verdiğinde Hazreti Peygamber kağıdı paramparça etti ve kenara attı. Hayır. Ben Müslümanlarımı size tercih edeceğim. Ben mazlum ve köle Müslümanları, Ammar ve Bilal gibi köleleri siz Mekke'nin şımarık liderlerine tercih edeceğim. Sermayenizi, gücünüzü, kadrinizi, kıymetinizi, sahte gülüşlerinizi istemiyorum. Allah bana müminleri tercih etti. Mazlum Müslümanlar, gelmiyorsanız da gelmeyin. Elinize ne geliyorsa onu yapınız dedi. Ve izâ câekellezîne yu'minûne bi âyâtina fekul selâmun aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmet. En'am 54. Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki En'am 54 Rabbiniz kendine rahmeti yazdı sizinle ilgili. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Sizin için Allah kendine rahmet yazdırdı, emretti, hükmetti, karar verdi. Size merhamet edecek. Resulullah elindeki sayfayı aldı ve attı. Sonra ne dedi? Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Selam sizlere. Selam olsun. Rabbiniz kendine sizinle ilgili rahmeti yazdı. Benden uzak durmayın. Sahabi diyor ki İbn-i Mace'nin Zühd 7. babında hadis 4127. hadis ki bu kitabın şerhini 10 cilt halinde rahmetli babam Haydar Hatipoğlu yazdı. Allah mekanını âli etsin. Medine'de gömüldü. Bu hadis kitabını şerh etti. Hadisleri tek 4127. hadis diyor ki sahabi bu ayetin inişinden sonra Hazreti Peygamber
biz kalkmadıkça yerinden kalkmıyordu. Efendim geç saatlere kadar otursak bile Resulullah bu ayetten dolayı, yanından kovma ayetinden dolayı, uzaklaştırma ayetinden dolayı kalkmıyordu. Hatta Hazreti Peygamber'in yanına gittiğimizde biz köleler, Bilal, Ammar, Sümeyye, Süheyb ve diğerleri, Amir bin Füheyre, Ebu Fukayha, Hazreti Peygamber diyordu ki yaklaşın bana. Diziniz dizime değsin. Diziniz değil, dizime değsin. Rabbim sizinle ilgili bu ayetleri indirdi. Allah'ın selam ve rahmeti tabii ki sahabi üzerine olsun. Müslüman, Müslüman'ı tercih edinmeli. Müslüman, adı, sanı, kudreti, kuvveti, gücü, sermayesi, parası, pulu, makamı, mevki ne olursa olsun iman etmeyen bir insanı, bir Müslüman'ı önüne çıkaramaz. Allah'ı ve Resul'ü tercih edeni Müslüman tercih edecek. İman sahibiyiz şayet. Salatü selam, sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa Efendimiz olsun. Efendim bugün bu kadarla yetinelim. İki ayetimizin sebebi nüzulunu anlattık. Sizinle paylaşmaya gayret ettik. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.